Arkadaşlar merhaba. Bahçemize tohumdan ektiğimiz domates, biber, patlıcan büyüdü. Artık çapaya geldi. Toprakta hafif şöyle yarılmalar oluyor. Bu çapa istediği anlamına geliyor. Bunları çapalamazsak su kaybı çok olur. Bunları pet şişeyle diktik. Bu şekilde. Bunlar domateslerimiz. Onlara sırık bağladık. Dillerine çubuk diktik. Bunlar patlıcanlarımız. Bu şekilde büyüdüler. Ve biberlerimiz. Bunları pet şişeyle diktik. Şimdi şişemizi aldık. Alttan dördüncü boğumdan şişe çevresine matkapla veya beşlik çiviyle sizde yoksa 5-6 tane delik deldik. Ve üstten tam şuradan 10 santim kadar aşağıdan 10-12 santim bir delik de buradan deldik. Ve suyla doldurduk. Tohumlarımızı diktik. Üzerini hafif kapattık. 5. 6. gün hafif bir su daha verdik ve çıktı. Biraz fazla dikmiştik. Canlarını bıraktık. Büyümeye başladılar. Diğerlerini çıkardık. Şimdi burada da çatlamalar oluyor. Bunu hafifçe şöyle köklere zarar vermeyecek şekilde çapalıyoruz. Bir çapa iki su yerine geçer derler. Bunu çapaladığımız zaman kökler çok daha derinlere gidecek. Bu pet şişenin özelliği şu. Suyu doldurduğumuz zaman ortadan deldiğimiz deliklere kadar hızla akıyor ve toprağı alttan suluyor. Yani üstten su kaybımız olmuyor. Ve içinde kalan su gördüğünüz gibi buharlaşarak bu alttaki deliklerden bitkilerimizin köklerine ulaşıyor ve onların büyümesini sağlıyor. Bu serin havalarda 60 günü geçiyor. En sıcak havalarda bile 15 günde bir doldurmak yeterli oluyor. 45 derecenin üzerindeki havalarda bile 15 günden fazla gidiyor. Bu su derinlere ve çevreye yayılıyor. Kökler de onu takip ediyor. Bunda gübre, ilaç, hormon hiçbir şey kullanmadık. Şöyle otlar var. Bu otlar her şartta böyle yetişiyor. Kökleri derine gidiyor. Biz de bunları örnek aldık. Ve bu şekilde diktik. Bahçe böyle ottu. Bunu belle 35-40 santimden alt üst ettik. Yani otlar altta kalacak şekilde. Bu bize gübre oluyor. Her sene böyle yapıyorum. Hiçbir gübreye gerek kalmıyor. Ve gayet sağlıklı yetişiyor. Fazla su verilmediği için hastalıklar da olmuyor. Biberde, domateste, patlıcanda, kök boğazı gibi. Bu şekilde rahatlıkla yetiştirebiliyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.